Merhaba, ben Tuğçe Adıvar. Bugün çok ilginç bir şey yapacağız. Neden çok ilginç? Hep yapıyordun ajanda. Neyi farklı derseniz, hiç Mart ajandası yapmamıştım. Bugün sizlerle Mart ajandası yapacağız. Niye hiç yapmamıştım? 2 senelik bir ajanda yapım sürecim. Ara vermeden önce şimdi oraları karıştırmayalım. Her Mart ayında bir şey çıkmıştı. O ayınkini yapamamıştım. Sanki Mart'ta doğanlara garezim var gibi boyunlarını bükük bırakmıştım. Ama bu kanalda bugün Mart'ta doğanların yüzü güler. Siyasetçiye bağladı. Neyse, sonuç olarak neredeyse yarım yıldır ajanda yapmadım. Hatta en son ne zaman yapmıştım? Olmuştur bayağı diyelim. Kapatalım bu konuyu. Şöyle diyelim ki, uzun zamandır video ve ajanda videosu gelmemişti kanalıma. Bugün ajanda umarım önümüzdeki aylarda devam edecek şekilde geri dönüyorum. Evet, işte buradayım. Neyse, uzatmadan artık Mart ayı ajandamıza başlayalım. Temayı hiç kasmadım arkadaşlar. Çok yaratıcı bir şey çıkmayacak yani. Öyle bir şey beklemeyin. Sadece düşünün ki Mart, hani size göre bana göre günlük güneşlik Brezilya'da her şey çok iyi ama orada donuyorsunuz, çok soğuk, işte içiniz burkulmuştur, moraliniz bozulmuştur diye. Temayı birazcık böyle iç açacak bir şey olsun dedim ama çiçek böceği de yaza saklayayım, klişeler klişe olarak kalsın, çok da bozmayalım düzeni dediğim için böyle birazcık yaprakvari bir şeyler, hafif çiçek, tomurcuk mu yapsam, ulan saksı bitkisine mi bağlasam falan derken kafam karıştı, hiçbir şey yapamadım. Olmayan bir bitki üzerinden yürüyemekten. Şu birazcık görsel olsun, göze hitap etsin, minimalist olsun. Her zaman biliyorsunuz minimalist diye çıkıp altın varakla bitiririm ama bu sefer altın yok. Masaya bile çıkarmadım altınlarımı, çekmecede duruyorlar. Çok özlediniz değil mi? Ben de özledim. Ama bu ajandanın bu yaprakları ne olur mu? Aslında güzel de olabilir ya. Bir altına belki gölge falan siyah atınca güzel öne çıkıp hoş durabilir. Neyse, onu bir sonraki aya bir düşünelim biz isterseniz. Hatta bir sonraki ay için, bir sonraki ay için varsa fikirleriniz, güzel Nisan ayı, doğum günümün olduğu ay için onları da bana alta iliştirirseniz sevinirim. Temayı da belki beraber seçeriz Instagram üstünden isterseniz eğer sizde. Neyse, dur, tam şeyden bahsediyordum. İşte yaprak, ha. Yaprak dedim, çiçek dedim, tomurcuk dedim. Hepsini ortaya karıştırayım, bir şeyler yapayım dedim. Böyle bir çok öngöremediğim, önümü göremediğim, umarım çok kötü olmaz diye yola çıktığım yeni bir temayla karşınızdayım. Bunu yaparken size verebileceğim bir iki tüyo olsun değil mi? Arada bir de bu kadar boş muhabbet etme Tuğçe'cim, tüyo da ver derseniz. Evde herkes bu yöntemi kullanarak yaprak yapabilir demeyeceğim tabii ki de. Fırça çok fark ediyor. Fırçanın kesimi, ucu, kalınlığı, her şey fark ediyor. Onun için evdeki çeşitli fırçalarınızla böyle baştan yan tutup hafif bastırıp sonra kaldırıp ucunu kullanıp incelterek çizgilerinizi sapa doğru. Bir mantığı oldu mu ya bu söylediğim şey? Kendim söylerken kafam karıştı, yemin ediyorum. Yani şöyle, üst yaprak kısımlarını yaparken daha çok bastırın, yana doğru eğerek fırçanızı, böyle dimdik bastırmayın, mahveder çünkü. Kalın böyle, kalın yüzeyleri, yani daha büyük bir alanı boyamak için Allah'ım konuşamadı. Daha sonradan fırçanızı yavaşça kaldırıp dikleştirin, eğimini azaltın ki ince sap kısımlarını yapabilesiniz. Hani ah, bunu evde herkes yapabilir kolayca. Değil tabii ki de, yapamazsınız. Fırça düzgün değilse olmuyor yani. Benim de bazı fırçalarım var mesela, çok kötü yapıyor. Bazıları biraz daha iyi yapıyor. Zaten görüyorsunuz hani böyle minik bilek hareketleriyle büyü şey tarif veriyor. Büyü tarifi. Çünkü neden sürekli Harry Potter dinlediği için Storytel'den verebileceği en iyi örnek bu oldu şu anda. Neyse, böyle birkaç tonu kullandım. Böyle yeşilenin, sarının, hafif böyle buğday renginin. Biliyorsunuz ki resme genelde daha güzel bir etki, daha gerçekçi bir efekt vermek için, bunu yakalamak için aynı rengin bile olsa farklı tonlarını ya da yakın tonlardaki renkleri beraber kullanmak her zaman daha zengin gösteriyor. Altından sonra rengin değişik tonlarını beraber kullanmak zengin gösteriyor. Bunu da not edin kenara. Daha güzel duruyor. Neyse, birazcık hemen Mart ayından bahsedelim. Mart ayı benim için çok özel bir ay. Neyinden bahsedecekse, şöyle hafif bir planlarımdan bahsedeyim derken planım olmadığını fark ettim. Mart ortasına kadar annem burada. Sonrasında artık böyle işe birazcık daha full time olarak dönebileceğim. Büyük bir planım açıkçası yok. İşte arkadaşım ve annemle minik bir ada seyahatimiz var. Ona bayağı bir heyecanlıyım. Birkaç tane bir Instagram canlı yayınım var. Sonunda bir canlı yayın yapacağım. Onun için de önceden girip canlı yayınları izlemeye başladım böyle. Birazcık şey öğreneyim diye. Çünkü gerçekten canlı yayın özürlüsü olabilirim. Ne diyeceğim, ne konuşacağım, nasıl ilerleyecek işler, hiçbir fikrim yok. Geçen sene bir şey yapmıştık sizle. Workshop gibi bir şey yapmıştık sizle. Onda işte kamerayı ters çevirmiştim, düşürmüştüm. Sonra kameranın bataryası bitmişti, çekimi neyse sonuna denk gelmişti. Hani bitmişti artık çizim de, böyle o kadar rezil, acemi bir şeydi ki. Neyse ki siz çok tatlıydınız, hepiniz idare ettiniz ama yani katılanlar.
Ondan sonra bir şey oldu, böyle hafif bir fobi geliştirdim. Hatta geçen sene sonunda şey yapmıştım ya, böyle sene, bu sene bitmeden tamamlayacağım diye bir liste yapmışım. Hatta siz de o listeyi açalım da bir yüzüme, ağzıma yüzüme vuralım. Hiçbir şey yapmamışsın, Türkçe'ne boş beleş geçirmişsin diye. Değil, öyle değil tabii ki de. Çok güzel şeyler yaptım ama listeden bayağı kopmuşum, komik olmuş. Hatta bu sene için bir liste de hazırlayabiliriz. Neyse, neredeydim? Ha, o workshop'tan sonra bu sene bir canlı yayın yap diye, korkumun üstüne gideyim diye minik bir şık da eklemiştim. Geçen sene yapamadık ama bu sene yapacağız en azından. Öyle bir şey var. Bunları zaten Instagram'dan duyururum size. Şu an tarihini hatırlamıyorum. Neyse, Mart ajandası yapmamın en büyük sebeplerinden bu. Birkaç aktivite var. Unutmamam gereken deadline'lar var. Ama unutuyorum çünkü not almıyorum. Gerizekalı. Neyse, artık not alma alışkanlığı geri getirmek için ajandaya da dönmek istedim. Sizden de isteyenler vardı. Hala böyle benle yapan, benle yapmayı seven, beni bırakmayan sevgili dostlarım varmış. Bunu fark ettim. Neyse, uzattıkça uzatıyorum. Gene dağıldıkça da dağılıyorum. Mart'ta ne yapacağım diye gelip saçma sapan başka yerlerden çıktım. Ama bu kanalın çizgisi hep böyleydi. Hiç bozmadı. Neyse, yaprakların arasına bu pembemsi tonla birazcık böyle bir tomurcuklar falan ekliyorum ki hafif renk alsın istedim açıkçası, çok böyle soluk soluk kalmasın diye. Bu arada bu tabii ki de çizime başlamadan önce altına çok hafif bir skeç atıyorum ben hani. O hiçbir şey yok ya, nasıl o kadar muntazam yazıyor falan diye düşünüyorsanız bebeğim o kadar saf olmayın. Tabii ki altında minik bir skeç var, görünmüyor olabilir kameradan. Çok görünüyor da olabilir, şu an hiçbir fikrim yok ne gördüğünüze dair ama. Mart ayının etrafında, yani başlayacağım yani etrafında böyle bir yuvarlak çizdim ki o sulu bayayı oraya her değerde geçirmedim böyle sanki. Orada bir yuvarlak bir pankart varmış da bazı bitkiler arkasına kalmış. Hafif bazıları öne geçmiş etkisi yaratmak için siz de böyle başlamadan önce mutlaka şablonunuzu böyle hafif çizgilerle yuvarlağınızı, karenizi, dikdörtgeninizi, üçgeninizi, neyiniz varsa onu böyle çizin oraya. Size referans olması için. Yalnız bayağı korkuyla başlamıştım ama fena gitmiyor gibi. Çok renk karıştırmadım, iyi oldu. Şu sarı turuncu yerine... Sarı turuncu da değil, başak rengi aslında, turuncu gibi, bilemedim, kafa karıştı. Sanki böyle fıstık yeşili, açık yeşil gibi bir şey kullansam daha güzel olurmuş ön arka ilişkisi ama böyle de fena durmadı gibi. Sayfanın başlığını atıyorum şimdi ve başlığı atarken tabii ki de canım kalemim, biricim pilot kalemi kullanıyorum. Yani böyle çok minik yan yatmış bir el yazısı font gibi bir şey kullandım. Minimalist ve kibar dursun diye March yazdıktan sonra artık aslında bu sayfanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel oldu. Yani hoş bir böyle iç açıcı ama hafif duygusal. Böyle kışın burukluğunu, minik izlerini taşıyor ama şey de hani yeni umutları açıyorum. Hiç öyle olmadı. Tomurcuk var sanki. Neyse işte siz öyle algılayın diyorum. Yeni umutlar olacak. Güzel bir ay olacak falan kafasıyla ilerleyerekten. Soğuk falan olmayacak. Çok sıcak olacak. Güneş günler bizi bekliyor diyerekten bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Takip edenler biliyordur. Ben genelde bu sayfaya kocaman bir ay takvimi koyarım. Kocaman kutucukları bırakırım. İçi de boş olur ki oraya yapacağım şeyleri yazayım, planlamamı onun üstünden yürüteyim diye. Ama vay Tuğçe, yenilikler falan, seni çılgın diye olabilirsiniz şu an. Çünkü sayfada bayağı taslak yeniliğine gideceğim ve çok daha değişik. Çok daha değişik. Ne kadar değişik olabilir? Takvim olacak neticede de işte. Hiç yapmadığım bir şablon uygulayacağım. Öncelikle sayfaya minik bir takvim atarak başlıyorum. Evet, yanlış duymadınız. Minik bir takvim. Sol üst köşeye böyle önce günleri yazarken Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Altına da tarihleri yazıyorum ki buradan dönüp bakabileyim tarihleri diye. Biraz yamuk yumuk yazdım. Doğrudur. Çizgimi hiç bozmadım. Cetvel arkadaşımla aranız mı bozuldu dedikodularına birazdan da cevap vereceğim dedi ve cevap geldi. Cetvelle böyle takvimin yanındaki alanı belirliyorum. Şimdi alta bir tane büyük bir alan bıraktım. Bir tane de sağ üst köşedeki boşluğa, yani alan diyeyim aslında, iki tane şablon bırakıyorum. Bunlara başlık atacağım. Bunlar yani boş kalmayacak. Ne alaka derseniz de bir saniye, birazdan açıklayacağım. O sırada şu takvimin üst kısmındaki boşluğa böyle konsepti tamamlayacak birkaç bitki çiziyorum ince fırçamla. Bitkileri böyle minik minik değiştireceğim. Zaten bitkimin adı yoktu. Varsa yazın. Bilmiyorum. Ben kafadan ataraktan ilerledim ama gerçekte belki böyle bir bitki vardır. İçime doğmuştur. Malum olmuştur da yapmış olabilirim. İçinizde bitkileri benden çok yeşil olunca, bitki renkli olunca, çiçek dinlediğimden çok ayırt eden birileri mutlaka vardır. Varsa yazın bu neye benziyor, ne olabilir diye. Belki cidden bir yerde görmüşümdür. Hafızamda yer etmiştir çünkü. Neyse. Şimdi şöyle ilerleyeceğim. Bu sağ taraftaki köşe kutucuğumuz must do, yani yapılması hayati olanlar, çok önemli olanlar kutusu olacak. Burada böyle
ne koyacağım mesela? Bu ay içinde mutlaka bitirmem gereken, tamamlamam gereken, yapmam gereken bir şey varsa onları yazacağım. Ama bunu küçük bıraktım çünkü gerçekten olmazsa olmaz, hani erteleyemeyeceğim, değiştiremeyeceğim şeyler olacak. Alta da appointment yazdım çünkü birçok konuşamıyor yavrum. Çiçekler çinçeli öyle, çiçekler çipirmen. Burada da hatırlamam gereken birçok işte doktor randevum oluyor, arkadaşlarımla sözleştiğim oluyor, toplantılarım oluyor, işte Instagram yayınları, minik sürprizler, kutucuklar, patlamalar falan. Birkaç tane önemli toplantım var, onları falan yazacağım. Bu tarafın böyle sol tarafındaki çizginin kenarına şey yapacağım, tarihi yazacağım, yanında da yapılacak şeyi yazacağım, böyle satır satır gideceğim. Birazcık daha kontrolü zor olacak ama daha verimli kullanacağım alanı diye düşünüyorum çünkü... Neden? Çünküsü yok. Çünkü gerçekten bu ayın takvimini bayağı minimal derken hani görüntü olarak da minimal yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi takvim de minicik. Aslında çok da küçük değil. Benim ellerim büyük. Mesela elim normal bir insanın 1,5 katı büyüklüğünde olduğunu düşünürseniz o kadar da küçük değil. Ama böyle dibine kadar girip okumam gereken noktalar olabilir. Kendime küfredebilirim ay boyunca. Onu da göreceğiz bir dahaki ay. Bu ay hakkındaki duygularımı sizle paylaşırım tekrardan. Yani böyle minik minik olması da hoşuma gitti yani. Tatlı duruyor. Bu arada üstte de böyle çok düz kalmasın, fakir durmasın diye sayfam altın varak koymuş hemen çaktırmadan. Minik bir tane böyle çiçek ekliyorum. Ha bu şeyin alttaki appointment, randevular kısmının yanına bir tane daha çizgi atıyorum ki böyle oraya da şey yazarım. Tarihleri yazacağım alan ayrı olsun, randevuları yazacağım alan ayrı olsun diye. Şimdi bu sayfanın sol tarafı bitti. Şimdi sağ tarafına devam ediyorum ki aynı şekilde bu da takvime ait. Yani önceki ayda nasıl kutu kutu yapıyorsam bu ayda da kutu kutu yerine yine şablon alanları bırakacağım. Ama hepsi tamamen planlama kısmına ait olacak. Yani özel başlığı olmayacak aslında dedi ve yalan söylemiş aslında. Yani üst kısımda şöyle olacak. Aktiviteler kısmını yapacağım. İşte aktif nasıl anlatayım? Bunu aslında kafamda tam oturtamadığım için şu an çok anlatamıyorum ama... Mesela bir tane tırmanış grubuna katıldım. Onun işte pazar günü tırmanma grubundayım. O aktivite var. İşte sörf dersim var. Onu yazacağım. Bir arkadaşımın işte doğum günü vardır. Onu yazacağım. Hani böyle daha işten bağımsız, daha gerçekten fiziksel olarak aktif olduğum bir aktivite yapacağım. Günleri not alacağım. Bir alan bırakıyorum. Alt kısmadan aslında hani bu şablonu daha önce kullanmadığım, öngöremediğim için... Ne kadar lazım olur kısmını bilemediğim için bu alt kısma böyle çizgi çizgi bir alan bırakıyorum ki istersen bunları gidip bölerim gün gün, üstüne tarih atarım, önceki aylardaki kutucuklara dönüştürüp o hatırlamam gereken çok şey varsa özellikle bir tarihte ya da birkaç tarihte peş peşe bunları kutulara bölüp o şekilde bir evşirebileceğim bir alan olsun istediğim için böyle yaptım aslında. Başka aylarda da zaten yapmıştık ya sizle şey gibi. Böyle bir alan bırakalım, ne lazım olur öngöremiyorum şu anda ama hani o gün geldiğinde onları doldurarak ilerleriz demiştik. Aynı aslında o mantıkla burayı da böyle birazcık açık alan olarak bırakıyorum. Bakalım ay sonunda ne olacak? Bir sonraki ayın başını zaten belirleyecek şekilde ilerler. Hani dolur. Ay bugün hiç konuşamıyorum, kıyamam ya. Diş tellerimin ayarı yeni yapıldı da evet benim diş tellerim var. Onun için birazcık daha böyle yamıştı, ağzım şekli falan bozuldu. Yani ondan da konuşamıyorum, kusura bakmayın. Neyse sayfanın kenarında gene ot, çöp, işte çiçek, böcek, Allah'ım iç açıcı minik şeyler, hafif romantik dokunuşlar yaptıktan sonra bu sayfamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Bu sayfamda önceki aynı takvimlerindeki gibi en çok kullandığım alanları değiştirmedim. Ama şablonları hafiften değiştirdim. Sol tarafına habit tracker yani alışkanlık takibi koyacağım. 5 tane alışkanlık için yer ayırıyorum. Öncelikle alışkanlıkların şablonlarının yani çerçevelerini çıkartarak başlıyorum. Şablonlardan sonra da başlıklarını açıyorum. İlkinde spor olacak. Spor yapma günleri şartlayacağım ki şu an düzenli spora geri döndüğüm için ayak parmağımı kırmıştım, iyileşti. Merak ediyorsanız onu da söyleyeyim. Şu an artık spora döndüm, yavaş yavaş başladım. Yani koşamıyorum falan ama basit hareketler yapabiliyorum. İkincisinde food olacak, yani sağlıklı beslendiğim günler ki aslında tatilden önce çok güzeldi böyle Niko. Çok güzel besleniyordu. Niko devam ediyor ama ben bozdum ailenin getirdiği çok güzel yemekler yüzünden.
Üçüncü kızım da Maya olacak. Yani kullandığım 3 boyutlu program. Onda yapmam gereken bazı sahneler var ve düzenli bir şekilde çalışmaya dönmek istiyorum artık. Onun için ayırdım. Dördüncü kısım da demo olacak. Bitirdiğim işlerle şu an demo reel'ımı hazırlıyorum. Bu ay birazcık ona ağırlık vermem gerekecek. Bu ay sonuna kadar bitirmek istiyorum. Çünkü önce böyle bir alan bırakmak istedim. Dördüncüsünde de self-care olacak. Aslında bu sosyal self-care, böyle activity falan karışık bir alan. Yani kendime vakit ayırdım. Zevki aktivitelerde bulunduğum kısım için. Noktalı ajandası olanların şu an gözleri gülüyordur tabi ama ben öyle bir durumda olmadığım için bir de böyle minik noktalar koydum. Hiç tarih falan da atmadım. Olabildiğince küçük küçük bırakıyorum. Bu yaptığım günlerde gider ya üstüne renkli bir şekilde çizerim ya da böyle noktaların boyutunu büyütürüm, şarkı koyarım vesaire vesaire. Bu olanın yanına da aslında düşündüm ne koysam diye çok karar veremediğim bir kısımdı burası. Buraya facts diye başlık attım ama yani gerçekler, gerçekler son yüzüne çıkacak. Aslında acaba tarifler mi yazsam, facts mi yazsam emin olamamıştım. Son zamanlar birazcık besin değerleri, besinlerin içinde neler var, ne yiyoruz, ne ediyoruz, vücuda neler iyi geliyor gibi birazcık daha yemekler hakkında, tükettiğimiz ürünler hakkında bilinçlenmeye başlamaya başladım diyebilirim. Hatta bu konu varsa böyle bildiğiniz güzel internet sitesi ya da makale okuyabileceğim, bilgilenebileceğim ya da izleyebileceğim bir şey. Bana öğretseniz sevinirim. Birazcık daha böyle temiz tüketim, temiz yeme adına. Hem bununla ilgili böyle notlar alabileceğim unutmamak için çünkü gerçekten her şeyi unutuyorum. Hem de böyle bulduğum güzel tarif olursa, çünkü onları da unutuyorum. Güzel tarif falan olsa onları not etmek için böyle bir alan bıraktım. Ay sonunda göreceğim böyle öğrendiğim şeyler mi yoksa, uydurduğum tarifler mi yoksa, ikisi birden mi daha çok yer kaplayacak. Ona sonradan karar vereceğim. Bu arada sayfanın altına da, yani şablonun altına böyle bitkiler koyuyorum. Birazcık daha değiştirmeye çalışıyorum her seferinde bitkileri. Mesela bunlar birazcık daha böyle başak gibi oldu ama olmadı gibi de. Ama ne yaparsam yapayım her zaman sevgiyle yapıyorum. yapıyorum hepsini. Çok açık tonlar kullanıyorum. Bayağı sulandırılmış bir şekilde karışımım. Yani çok az su alıyorum fırça ama karışımın içine çok su koyuyorum ki renkler çok canlı olmasın. Altındaki şablonları görebileyim onların yerini kaplamasın diye. Hani böyle önceden şeyler vardı ya biz küçükken. Mektup kalıpları vardı. Şimdi vardır belki. Şeyli böyle güllü, kokulu. Kokulları boş ver hani böyle gül deseni olurdu. Hafiften böyle şey fade olmuş. Soluklaştırmış böyle saydamlığı falan düşürülmüş. Onlar gibi düşünün. İşte böyle kendimce romantik baskılar yapıyorum kağıtların köşesine. Bunu koyduktan sonra kenarına böyle bant iliştiriyorum. Bir önceki sayfada yaptığım çok hoşuma gitti. Bunu da yaptım. Aslında şey çok güzel olur böyle. Pilot kalemle bunların sapları böyle ince ince çizilse böyle bir 3 boyut kazandırılsa bir gölgesi varmış gibi altında daha güzel olurdu. Ama ben bütün bitkileri sade bırakacağım için, konsepti bozmamak için, üşendiğim için tamam kısacası. Yani söyleme Tuğçe. Böyle bırakıyorum ve sayfanın bir yanına geçiyorum. Burası artık son sayfamız ki... Burası da süper minimal, aşırı boş, beleş bir sayfa olacak. Buranın üst kısmına creative ideas yani yaratıcı fikirler kısmını koyacağım. Onun için önce şablonumu çıkararak başlıyorum işe. Üste creative ideas olacak yani yaratıcı fikirler. Bu daha çok burada yayınlayacağım videolar için. Sizin de varsa video önerileriniz ki listem uzun. Biliyorum çizime sohbetin yeni bölümü gelecek. Dijital çizime girişin yeni bölümü gelecek. Sulubaya girişin yeni bölümü gelecek. Girip böyle devam edememişim. Sadece kafamı sokmuşum orada kalmış yalnız. Devam bölümleri gelecek planlamamın içinde var. Ama alternatif şöyle videoda çok güzel olur Tuğçe dediğiniz böyle yenilikçi böyle bir fresh ideanız varsa benim için. Böyle bir içimi açacak. Alta yazarsanız sevinirim. Alt kısmında da shot planning olacak. Yani aslında bu sahne planlamalarım. Bu kendi 3D işlerim için yeni sahneler yapmam gerekiyor. Onların planlamalarını yazacağım. Nasıl getirin falan yazacağım. Böyle unutmayayım arada kaynamasın diye. Bölümlerin yanına böyle minik noktalar koyuyorum. Başlıkları hani atarken dana gibi yazıp da bütün alanı kaplamamayı kendime hatırlatmak adına. Daha sonra da sayfanın üst köşesine birazcık böyle bir çiçek böcek kondurmak istedim. Gene hani şeyi aslında tamamen boş kalmasın diye çünkü çok yaman duruyor. Böyle başlıkları da hiç renk atmadım ya. Ama siz böyle her yere çiçek koymak istemiyorsanız başlıkların altındaki kısma yani başlığı attığınız yere böyle çizgi olarak şey olarak şerit halinde renk atabilirsiniz mesela içine kullandığımız renklerden. Başlığı onun içine atabilirsiniz ya da sizin de ajandanız benimki bir çizgisizse fırçanızı kullanarak çok sulandırılmış bir karışımla az su olarak az bir boya alarak fırçanıza çok fazla kağıda uygulayıp buruşturmak adına böyle şeritler çekip çizgili bir ajandaya döndürebilirsiniz sayfanızda. Ama ben çiçekten gittim. Buraya birazcık da böyle pembeli tomurcuklar koydum. Aslında değişik bir şey yapayım yan sayfada aynı olmasın derken
Sanırım güzel bulduğum şey takınma şeyi. Böyle şey var mı sizde de? Bir kez daha şey dersem şey olacak. Hani böyle bir yemeği çok sevdiğinizde hep onu yaparsınız. Birbirinizi çok sevince böyle üst üste dinlersiniz kusana kadar. Bende de şu an o etki yarattı. O kadar hoşuma gitti ki şu bantlı, altta çiçek tomurcuğu kenara iliştirilmiş fikri böyle. Onu sürekli uyguluyorum ki şimdi hatırladım. İlk ajanda yaptığım böyle 3 sene önce falan, 2 sene mi bilemedim şu an, hiçbir fikrim yok. İlk yaptığım ajandayı bu kanalda, bir Eylül ajandasıydı sanırım. Ve çekimi de 8 saat sürmüştü, Allah'ım. Öleceğim zannettim. Onda buna benzer bir tema işlemiştim. Çünkü bak, video baştan beri düşünüyorum ben bu temayı işledim mi diye. Evet, buna çok benzer bir tema vardı orada. Böyle yapraklar, bantlar falan, böyle bir romantizm. Bayağı uğraşılmış bir şeydi. Şu an artık o kadar böyle basitleştirdim ki hem yapabileyim, hani videosuz kalmayayım diye, hem de yaparken can çekişmeyeyim. Ruhum bedenimden ayrılmasın, 5 yıl daha yaşlanmayayım diye. Neyse, artık bu sayfa tamamladığımıza göre ajandamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar ajanda dönmek iyi hissettirdi beni. Devam etmek de istiyorum. Benimle yapmaya devam edenler varsa lütfen bana Instagram'dan atın yaptıklarınızı, görmek çok isterim gerçekten. Bana yeni önerilerle gelebilirsiniz. Hem şablon önerileri hem de tema önerileri. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım izlerken eğlenip eğlenirken öğrenip, çünkü çok verimli bilgiler içeren başka bir videoydu bu da. Sizinle çok yakında yeni bir videoda, gerçekten çok yakında, çok ara vermeyeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.